İşte gidiyorum çeşmesi yarım. İşte gidiyorum çeşmesi yarım. Aramıza damlar. Afişten herkese merhaba. Şu anda Zara ve İstanbul Flamenko Beşlisi'nden Doruk Okuyucu ve Özcan Yılmaz'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Aslında merhaba. Bu kadar değiliz tabii ki, evet, ama biliyorsunuz temsilen değilim. Evet, aynen İstanbul öyle. İstanbul Flamenko Beşlisi'ni. Öncelikle tebrik ediyoruz. Çok güzel bir albüm olmuş. Yeni bir albüm çıktı. Evet. Zara ve İstanbul Flamenko Beşlisi olarak aslında flamenko tarzında yorumladığın 10 tane türkü var içinde Zara'cığım. Evet. Teklif nasıl geldi, nasıl karar verdiniz? Böyle bir albüm var. Arkadaşlar çok beğeniyorlarmış. Aradılar ne olur böyle bir şey yapalım diye. Yok. Öncelikle şunu söylemem lazım. Halk müziğini daha genç arkadaşlarımıza, daha geniş kitlelere, daha burada yetişmemiş ama bizim kültürümüzle yetişen değerli insanlara nasıl daha çok tanıtabiliriz, anlatabiliriz, sevdirebiliriz gayem. Sürekliliği olan, devamlılığı olan bir gaye ve biz bunu kendi şirketimizdeki ekip arkadaşlarımıza da sürekli konuşuyoruz. Sevgili Esra Başıbüyük böyle güzel bir teklifle geldi, güzel bir öneriyle geldi daha doğrusu. Ben, Türkiye'nin bu anlamda en iyi müzisyenlerine önce Doruk'a ulaşarak sonra diğer arkadaşlarımıza ulaşarak bizi bir araya getirdi. Ve biz bir araya geldikten sonra o kadar güzel bir sinerji, uyum, bir de hani İyi bir müzisyenle karşılaşmak ve onlarla çalışmak gerçekten bir lüks. Böyle bir araya gelmesi, bu işin akışta olması çok şık oldu, çok güzel oldu. Doruk'tan dinleyelim bence, evet, bundan sonrasını. Dinleyelim. Sen teklif geldiğinde böyle bir proje... Türkiye'de hani cidden flamenko dediğiniz zaman bu işi hakikaten bilerek ve iyi yapan insanlarız biz. Hani mütevazilik de insanın kendi değerini bilmesidir biraz, öyle düşünüyorum ben. Bu anlamda hani bunu çekinmeden söyleyebilirim. Direkt dedim hani biz yapacağız. Çok büyük avantajımız var. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Hiçbir şekilde aramızda ne egomuz konuşuyor. Herkes kimin ne yapabileceğini, ne yapamayacağını çok iyi bildiği için hiçbir şeyi zorlamadan, hiçbir çekişme yaşamadan, çünkü zordur. 5 kişinin, 5 tane de iyi müzisyenin, evet, çok doğru, beraber bir şey yapması. Peki Zara'yla nasıl oldu flamenko türkülerin flamenko tarzında söylenmesini? Sen bu işin içinde olan bir müzisyen olarak nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki bu her şeyden önce çok iyi niyetli insanların bir araya gelmesiyle oldu ve çok iyi niyetli insanların bizleri bir araya getirmesiyle oldu. Ve gayemiz gerçekten hepimizin iyi bir müzik ortaya koyabilmekti. Evet. Aslında belki flamenko bile bunun sadece tek bir tırnak içerisinde ismi olamaz. Bence bu çok çok evrensel bir şey. Ben flamenko daha önce hiç icra etmediğim için, gerçi yine icra etmedim. Evet, onu belirtmek lazım. Türkülerin flamenko tarzında, evet, söylenmedi. Yani türküler flamenko tarzında söylenmedi. Bizim projemiz bu değil. Evet. Türküler flamenko tarzında aranje edildi ama otantik şekilde. Mesela işte gidiyorum Çeşme Siyahım ya da Iğdır'ın Alalması ya da herhangi bir başka türkü girdiğinde ya okumaya başladığımda evet bu o parça diyorsunuz. Zaten diğer türlü ben okumaya çalışsam o zaman bu flamenko albümü olurdu tamamen. Ama biz bir sentez yaratmaya çalıştık. Yaratma kelimesi de çok doğru değil ama hani onu oluşturmaya çalıştık, daha doğru bir şey. Ama çalışmalarımız da çok matrak geçti açıkçası gerçekten. Çünkü ben hani bu ritimle ilk defa çalıştığım için en azından. İşte arkadaşlar parçayı bana teslim ederken ben kendi ritmimi bekliyorum ama evet onlar hani girmen lazım gibi. Sonra tabii. Sen bekliyorsun abi. Tabii. Öyle güzel şeyler de yaşadık, çok süper, çok yaşadık. Evet. Şimdi kısa bir haber turumuz olacak. Ardından tekrar Zara ve İstanbul Flamenko Beşlisi ile bir arada olmaya devam edeceğiz.